Eğer bu 3-4 kişilik grup içerisinde salih, aklı başında ne dediğini bilen insanlara rast gelmişse, o çocuk doğru bilgilere ulaşır, istikametini doğru olarak tayin edebilirdi. Şimdi öyle bir döneme girdik ki farkındaysanız, bugünün çocukları artık bilgiye, bilmeleri gereken şeye annelerinden, babalarından duyduklarıyla ulaşmıyorlar. Belki birçok evladın kulağı, hem de ikisi de anne babaların söylediklerine tıkalı vaziyette. Medreseye gelen talebe sayısı çok az. Medreseye geldiği halde yine kulağının birisi dışarıda olanlar var. Bunun sebepleri var. Eğer medrese talebesinin veyahut da hocayı dinleyecek olan insanların ulema hakkında söylenenlere kanıp hüsnü zanları bozulursa, o zaman onların da hocaya kulakları tıkanıyor. Bu sefer kendi elimizle bazen hiç farkında olmadan çocukları artık başkalarının kucağına itmiş oluyoruz. Şu anda ümmetin, neslin bilgiye ulaştığı kaynak tamamen bizim kontrolümüzden çıkmış durumdadır. Ancak az önce söylediğim gibi bir avuç medrese talebesi henüz bundan müstesnadır. Henüz diyorum, Allah bu hususta bizleri muvaffak eylesin. Amin. Neslin bilgiye nereden ulaşacağı meselesi bu şekilde kontrolsüz devam ederse nereye savrulacağını tahmin edemiyoruz. Zaten bugün yaşadığımız sıkıntıların da sebebi bu. Şimdi İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu Ehl-i Sünnet ulemasının, Ehl-i Sünnet mensuplarının, peygamber sevdalılarının ve ümmetinin bilgiyle alakalı önlerine çıkan tercihlerde nasıl davranması gerektiğine dair malumat veriyor. Kelam kitaplarına bakarsanız bir şeye bilgi demek için, bir şeye ilim demek için 3 kaynak zikredilir. Dördüncüsünde de dördüncü bir sebep daha vardır. O da ihtilaflıdır. Ama kelam kitaplarında yoğun tartışmalardan sonra doğru bilgiye ulaşmanın yolu bir havası selimedir. Havası selime demek Allah'ın bize verdiği hisler demektir. Görmek gibi, işitmek gibi, tatmak gibi, dokunmak gibi, koklamak gibi. Her biri kendi sahasında bize doğru bilgiyi verir. Havanın sıcak ve soğuk olup olmadığı, dokunacağımız cismin sıcak soğuk olmadığı hakkındaki bilgiyi dokunma hissimiz bize verir. Görmekle beraber görülecek şeyler hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Büyük mü, küçük mü, yakın mı, uzak mı, siyah mı, beyaz mı? İşitilecek şeylerle alakalı işitme duygusu. Bunlar eğer bir hastalık, bir arıza, bir hata vermiyorsa bunlarla ulaştığımız bilgi Allah'ın izniyle doğru bilgidir. İkinci ilmin esbabı denilen doğru ilmi efendim elde edeceğimiz yol veyahut da o yolla gelen ilmin doğruluğu ifade etme hususunda tereddüt edilmeyecek ikinci şey akıldır. Akıl da doğru kullanılmak şartıyla, mesela 2 kere 2, 4'ü neyle anlıyoruz? Gözümüzde değil, dilimizde değil, kulağımızda değil, akılla idrak ediyoruz. Küllün cüzden daha büyük olduğunu, onun 2'den daha büyük olduğunu akılla anlıyoruz.
vardır. Böyle akılla kesin varılacak makulat dediğimiz aklın sahası içerisine giren bilgiler var. Bir üçüncüsü de haberi sadık deniliyor ki o da iki kısma ayrılıyor. Haberi sadık ya peygamber olduğuna inanılan bir insanın ağzından çıkan söz demek veyahut da peygamberden duyulması gerekmiyor. Her dönemde insanlar bir meselede ittifak etmişler. Mesela 1453'te İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet kıymetli ordusuyla beraber fethetmiş. Bunu o dönemin insanları görmüşler, sonraki döneme nakletmişler. Sonrakiler sonrakilere böyle her dönemde yüzlerce binlerce insanın birbirine naklettikleri haber de haberi sadıktır. Buna mütevatir diyoruz. Şimdi bizim mevzumuz, konumuz haber-i Rasul ile alakalı. Peygamber olduğuna inanılan bir insan ki bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ağzından çıkan, ondan duyulan bir sözle haberi sadıktır ve kesinlikle tereddüte mahal bırakmaz. Mişkât-ı nübüvvet diyor İmam Rabbani kaddesallahu sırrahu. Buna nübüvvet kandilinden alınan bilgi ismini veriyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmete din namına söylediği her şey peygamberin ağzından çıktığı andan itibaren Allah desteklidir. Eğer içtihat etmişse zaten Cenab-ı Hak içtihadında bir yanılma varsa onu o haliyle bırakmaz, hemen ikaz eder buyurulur. Şimdi bir dördüncüsü daha vardır. O da Cenab-ı Hakk'a yakınlık sayesinde velayet sebebiyle veli olmak, Allah dostu olmak sayesinde kitaplarda yazmayan bazı şeylerin insana ilham ve keşif yoluyla verilmesidir. Bu bir şart değildir. Veli olmanın bir şartı değildir ama bir ikramıdır. Allah Celle Celaluhu her şeyi unutacak, her şeyden vazgeçecek derecede kendi zatında, kendi muhabbetinde erimeye başlayan bir kuluna esma-i sıfatlarına dair, eşyaya dair bazı lütuflarda bulunur, ilhamlarda bulunur. Evliyanın ilhamı, evliyanın keşifleri. Şimdi bazen görüyoruz Reşat-ı Şerif'te veya farklı kitaplarda meşayihten, Allah dostlarından ibadetleriyle, istikametleriyle, Mevla'ya duydukları aşk ve muhabbetleriyle bir veli oldukları tartışmasız kabul edilen insanların bazen ağızlarından çıkan sözler şeriatın zahiriyle çelişiyor. Böyle bir durumda işte İmam Rabbani kaddesallahu sırrahu bize bir ölçü koyuyor. Aşk sarhoşu olan, muhabbet sarhoşu olan, sekir halinde olan, muhabbetin neticesinde bazı sözler sadır olduğu zaman bunlar eğer kitaba sığmazsa, ehl-i sünnet ulemasının görüşleriyle muhalif düşerse ne yapılacak, bu hususta nasıl davranılacak bir müminin tavrını ortaya koyuyor. يَنْبَغِي اَنْ يُعْلَمَ اَنَّهُ مَا مِنْ مَسْأَلَةٍ اِخْتَلَفَ ف۪يهَ الْعُلَمَاءُ وَالصَّوْف۪يَّ Karşınıza bir mesele çıkar da ulema başka bir şey söyler, tarikat ehli olan sofiye sekir halinde yaşadığı bazı halleri dile döker, zapt edemez, muhafaza edemez ve bunları telaffuz eder. Telaffuz ettiği andan itibaren de meşayihin sözüyle efendim ulemanın sözü arasında bir ihtilaf zuhur ederse. Nitekim hatipliğiyle meşhur olan bir kardeşimiz var. Bir hoca efendi, bir alimi ziyarete gittiğinde, bu arada şunu da ifade edeyim,
her hatip, yani kürsüye çıkıp da İslam'ın faziletini anlatan, siyer anlatan, fedailden bahseden, insanlara İslam'ı sevdirmek için kürsü kürsü dolaşan insanlar alim demek değildir. Bir kişinin hatip olması, vaiz olması alim olduğu anlamına gelmez. Konuşma becerisi vardır, hitabet becerisi vardır, servis becerisi vardır. O adam Kur'an-ı Azimüşşan'dan, ayetlerden, hadislerden, efendim bazı kıssalardan, peygamber hayatından, siyerden, tarihten bahsederek cemaati ibadete teşvik eder. Hatibin işi budur. Ama bazen hatip ulum-u şer'iyede, yani fıkıhta, tefsirde, kelamda, akaidde icazetli değildir. Yani ahkama taalluk eden meselelerin hepsi hakkında veya birçoğu hakkında veya kendisine lazım olacak meseleler hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilir. Zaten kürsüde ahkama çok fazla değinilmez, azar azar dokunulur, sonrası ders halakalarına havale edilir. Çünkü ahkam kürsüde yeterli derecede izah edilemez, soru cevap yapılamayacağı için. Onun için hatip demek, bazı hatipler vardır, bütün efendim tabiri caizse medrese talimatından, tedrisatından geçmiştir. Ulum-u şer'iyeden icazet almıştır. Aynı zamanda hatiplik kabiliyeti vardır. Bu hem alim hem hatiptir. Ama medrese icazeti olmamış, ulum-u şer'iyeden icazet almamış, sadece kendi çabasıyla siyer kitaplarını okuyarak, tarih kitaplarını okuyarak, efendim hitabet bilgisini geliştirerek, edebiyatını efendim geliştirerek kürsülere çıkmış, ehl-i sünnet ulemasının efendim çizgisinden çıkmadan insanlara İslam'ı sevdirmeye çalışıyor. Bu hatip ama alim değil. Onun için hatiplere yapılacak en mühim nasihat asla alimlerin sahasına girmemektir. Ulemanın, yani ahkam hakkında efendim hüküm ver, ahkam hakkında konuşma yetkisi ve salahiyeti olan kişilerin sahasına girmemektir. Bugün bu mesele bilinçli olarak ihlal edilmiş durumda. Hatipler ve hocalar hakkında değil. Ama bakıyorsunuz matematikçi bir adam da İslam hakkında konuşuyor. Fizikçi de İslam hakkında konuşuyor. Coğrafyacı da, tıpçı da, Tabipler Birliği de çıkıyor İslam hakkında beyanat veriyor. Efendim, herkes İslam hakkında bir şeyler söylüyor. Niye? Çünkü öyle bir efendim dünyevi ilim kurgulanmış ki 100 senedir, 200 senedir bütün dünyevi ilimler maalesef İslam'la savaşmak üzere sanki kurgulanmış. Tek başına matematikte bir sıkıntı yok. Tek başına coğrafyada bir sıkıntı yok. İslam'la kavga etmediği müddetçe. Onlar da Allah'ın ilimleridir. Onların da tahsili farz-ı kifayedir. Ama 100 senedir, 200 senedir bunlar kitaplaşmaya başladığı zaman artık Müslüman aklı çekilmiş, mürtet aklıyla sulanmış. Onun için bakıyorsunuz fizik okuyan bir adam, fizik profesörü oluyor, tek derdi İslam'ı inkar etmek. Matematik profesörü oluyor, tek derdi İslam'la savaşmak. Tarih profesörü oluyor, tek derdi hilafetle, Osmanlı'yla savaşmak. Bu bir tesadüf değil. 100 sene önce, 150 sene önce ilimler efendim yeniden tasnif edilip, kartlar yeniden karılınca artık eskiden bütün ilimlerin merkezinde Kur'an-ı Azimuşşan vardı. Kur'an'a aykırı hiçbir ilim, hiçbir bilgi iddia edilemezdi ki doğrusu buydu. Sonra efendim bir alabora oldu. Her şey yerinden oynadı. Şimdi Kur'an, İslam dini tarih biliminin bir alt şubesi gibi ele alınıyor. Artık merkeze konulan başka bir şey. Merkeze küfür aklı konuldu. Dolayısıyla efendim hangi ilmi okursa okusun
inkar üzere okuduğu için o adam tutuyor efendim İslam'ı inkar etmeyi sanki matematikçi olmanın şartı. Sanki İslam'la savaşmanın, Hazreti Adem'e laf söylemeyi sanatçı olmanın şartı biliyor. Ressam olmanın şartı biliyor efendim. Artist olmanın şartı biliyor. İlimler böyle kurgulanmış. Bu bir tesadüf değil. Bu bir kişisel bir tercih değil. Evet. يَنْبَغِي اَنْ يُعْلَمْ اَنَّهُ مَا مِنْ مَسْأَلَةٍ اِخْتَلَفَ ف۪يهَا الْعُلَمَا وَالصُّوفِيَ. Onun için efendim, İslam'ı anlatmak için kürsüye çıkan hatiplerden birisine bir hoca efendi, bir alim demişti ki kendisinden nasihat isteyince sana nasihatım şu olsun demişti. Kürsüye çıkıp İslam'ı anlatıyor, insanlara İslam'ı sevdiriyorsun. Bu çok güzel. Siyer anlatıyorsun, efendim fadailden bahsediyorsun, iman esaslarından konuşuyorsun. Ama bir mesele karşına çıkar da ulemayı ilgilendiren bir saha olur. Bu konuda fikir beyan edersen ulema ile karşı karşıya kalır. Sonra ulema seni tenkit eder, çıktığın kürsüden, ayaklarınla çıktığın kürsüden baş aşağı indirirler demişti. Ulemanın sahasına girmemek gerekiyor. Bunu belki bazen biz de farkına varmadan yapıyoruz. Bilmediğim, ben bazen cemaate soruyorum mesela, sadece bir usul öğretmek için, cemaati Müslümin, şöyle bir mesele var, acaba bunun cevabı nedir? Caiz mi değil? Bakıyorum bazıları atlıyor. Caizdir hocam diyor. Öbürü caiz değildir diyor. Bir iki tanesi bilmiyoruz diyor. Doğru cevap hangisi? Bilmiyoruz. Doğru cevap bilmiyoruz. Bu konu hakkında ihtisasın yoksa, bu konu hakkında efendim bir tezgahtan geçmemişsen, bir tane fıkıh kitabını baştan sona okusan bile sen bir konu hakkında cevap veremezsin. Onlarca fıkıh kitabını okuyacaksın. Ondan sonra müftabih olan hangisi? Zamana, mekana ve muhataba göre hangi cevap verilir? Usulü fetvadan haberin olacak. Ondan sonra efendim o da sesin kısık olarak. Biz de zaman zaman sahamız olmayan konular hakkında cevap verme cesareti gösterebiliyoruz. Hatta şöyle bir şey vardır. Mesela kıbleyi bilmediğiniz yabancı bir beldedesiniz. Kıbleyi bilmediğiniz yabancı bir beldede. Soracak kıblenin ne tarafta olduğunu size söyleyecek bir adam var. Veya öyle birisi yok. Araştırıp güneşe bakarak, sağa sola bakarak kıblenin neresi olduğunu tespit edebilirsiniz. Bu ikisini de yapmıyorsunuz. Hiç taharride bulunmadan bir tarafa duruyorsunuz. İsabet etseniz bile namazınız olmaz. Ya araştıracaksınız ya da orada bilen birisi varsa soracaksınız. يَنْبَغِي اَنْ يُعْلَمْ اَنَّهُ مَا مِنْ مَسْأَلَةٍ اِخْتَلَفَ ف۪يهَا الْعُلَمَاءُ وَالصُّوفِيَّ. Sofiye Allah'ın sevgili kulları. Onlara diyecek bir şey yok. Ancak bazen insan yüreğinde hissettiklerini, yüreğinde yaşadıklarını, yüreğinde kurduğu efendim o güzel malumatları başkalarıyla paylaşmaması gerekirken elde olmaz. Tarikat âliyede meşayihın tembih ettiği bir husus vardır. Allah'ın bize lütfettikleri bu yoldaki hazinelerdir. Hiç kimse hazinesinin yerini kimseye söylemez. Hatta hazine olduğunu da söylemez. Mesela sorsam size kimin efendim şu anda kenarda çok parası var desem kimse parmak kaldırır mı? Hüseyin abi yok diyor, bak görüyor musun? Yok mu acaba? Parası olan yok mu şöyle bol? Yerini de söyler misiniz? Yok. Niye
paranın var olduğunu veyahut da nerede olduğunu hiç kimseye söylemiyoruz. Alırlar bizden diye. O zaman yaşadığı bir manevi hali, bir zuhuratı, bir ilhamı, bir keşfi de bir sofiyenin, bir dervişin başkasıyla paylaşmaması gerekir. Eğer bunun manevi bir hazine olduğuna inanıyorsan, Allah'ın bir lütfu olduğuna inanıyorsan başkasıyla paylaşmazsın. Başkasıyla paylaştığın andan itibaren ondan mahrumsun demektir. O artık senin olmaktan çıktı demektir. Onun için manevi tecrübeler ancak zaruret halinde ehliyle paylaşılır. Mürşid-i Kamil'le paylaşılır. Onun dışında eğer başka yerlerde anlatılıyorsa ben şöyle görüyorum, ben şöyle yaşıyorum, artık hazine boşaldı demektir. Tamam? Bak üç kuruşu bile Hüseyin abi söylemedi bize. Evet diyor. Tabii. Evet. Eğer böyle bir durum olursa, yani tasavvuf kitaplarında meşayihin dilinden sadır olan bazı hükümler ile hasbelkader ulemanın söyledikleri ihtilaf ederse, yapılacak iş illa ize luhida fiha hakkal mülahada yücedül hakku fiha fi canibil ulema. Her vakit ulemanın, ulema derken her konuşandan bahsetmiyoruz. Bugün eline mikrofonu olan her kişiden bahsetmiyoruz. Gerçekten efendim Hanefi fıkhının kaynakları, Şafii fıkhının kaynakları, kitaba bağlı olarak konuşan insanlardan bahsediyoruz. Düşünülürse diyor, ne kadar efendim Sofiye'nin sözü kulağa hoş gelse de, cazip gelse de, daima hak ulemanın söylediği tarafta ortaya çıkar. Ve sırru delik, bunun sebebi de enne nazaral ulemai, çünkü alimlerin nazarları, alimlerin efendim görüşleri bi vasıtati mutabahatil enbiya'yı aleyhissalatu vesselam nafidun ila kemalatin nübüvveti ve ulumiha. Eğer o alim Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ittiba eden, derdi İslam derdi olan, gayreti gayreti diniye olan birisi ise, bu sayede Allah Celle Celaluhu edille-i şer'iyenin dışına çıkmaz. Kitap, sünnet, icma ve kıyas. Bunların dışına çıkmadığı için onun söylediği her bir fetva, onun söylediği her bir görüş tamamen şeriata dayanır. Peygamberin nübüvvet kandiline dayanır ki oradan alınma nurlardır. Ama bir velinin söyleyeceği şey velayet makamı ile alakalıdır. Velayet makamı başka, nübüvvet makamı başkadır. Velayet makamı ile nübüvvet makamı kıyas edildiği zaman okyanusa nispetle damla bile değildir diyor İmam Rabbani Kaddesallahu sırrahu. Yani bir veli tabiri caizse bir damla ile okyanusu tarif etmeye çalışsa ona gücü yetemez. Dolayısıyla bir damla ile okyanus tarif edilemez. Velinin bilgisi ulemanın ilmini nübüvvet makamından alan kitaba, sünnete, icmaa, kıyasa dayandırarak buradan taviz vermeden fetva veren bir alimin görüşüne nispetle, okyanusa nispetle damla hükmündedir diyor. Allah Celle Celaluhu her vakit ömrümüzün sonuna kadar dervişleri, meşayihı, sofiyeyi, evliyayı sevmeye, ulemanın da fetvasıyla amel etmeye bizleri muvaffak eylesin. Amin. Allah bizi de, nefsimizi de, neslimizi de istikametten ayırmasın. Amin. Öğrenmek istediklerimizi Allah bize doğru sebeplerle, doğru yollarla bizlere ikram eylesin. Amin. Cenab-ı Hak yanlış insanlardan doğru bilgiyi bile almaktan bizi muhafaza etsin. Amin. Hazreti Ebubekir Sıddık bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha yeni inmiş Ayetel Kürsi'yi okudu. Efendimiz daha ilan etmemiş. Bunu sana kim öğretti deyince, bu gece birisi geldi bana bunu okudu dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, doğru
okudun. Ama bunu sana okuyan şeytan-ı la'indi. Bir daha gelirse ondan hiçbir şey alma buyurdu. Ayet-i Kürsi doğru öğrettiği halde şeytandan bir daha bir şey öğrenme diyor. Vallahi bugün bu ümmetin çocuklarını teslim ettiklerimiz şeytan kadar insaflı olabilir mi? Çok büyük problem. Çok büyük problem. Allah bizleri muhafaza eylesin. Neslimizi kaybetmekten muhafaza eylesin. Dün bir misafir geldi Güney Afrika'dan. Dedim ki bizim memleketimizde Müslüman ailelerin çocukları da dahil olmak üzere çok yoğun ateizm ve deizm hastalığı türedi. Sizin orada durum nasıl dedim. O da aynı şeyi söyledi. Bizde de dedi maalesef gençlerin çoğu deist ve ateist oluyorlar diye. Onun için belki kafa yorulacak en mühim meselemiz budur. Acaba çocukların bu duruma gelmesine sebep olan şeyler neler? Biraz kendimize çuvaldızı batırmak mecburiyetindeyiz. Allah birilerini, evlatlarımız başta olmak üzere sevdiklerimizi, ümmetin çocuklarını küfrün kucağına itecek yanlışlardan bizleri muhafaza eylesin. El-Fatiha.